Sinefil kafasından herkese merhaba. Beklenen o vakit geldi. Denis Villeneuve'den Dune, yılın en merakla beklenen blockbuster filmi. Hatta sinemaları kurtaracağı söylenen. Tenet kurtaramadı, Dune kurtaracak. Bir bakacağız. Evet. Epey uzun zamandır beklediğim bir filmdi benim. O kadar yükselmiyordum filmi. Yani şey, iyi bir film çıkacağı ortaydı. Sonuçta Villeneuve kalitesi her zaman filmlerine yansıyor. Ama yine de insanların böyle sanki hayatının en iyi filmi çıkacakmış gibi tavırlarından dolayı ben biraz daha beklentimi düşürdüm yani. Ya bu tarz filmlerde öyle oluyor. Çünkü şimdi şey var yani, o bilim kurgunun üstadı neydi? Arthur C. Clarke. Hı hı. Kendi hani lafı var, kitapta da yazan. Eğer hani Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanacak bir kitap varsa bu fantezide, bu Dune'dur diye. Yani beklentisi yüksek bir seri zaten. Film yönetmen de Villeneuve olunca tabii ki beklenti arşteydi. O arşa çıkarmamın ceremelerini de çektim. Konuşacağız birazdan. Görüntülere bir bakalım, ondan sonra daya daya konuşalım. Dune aslında baktığımızda bayağı sadık bir uyarlama olarak gözüküyor kitaba, evet. Baktığımızda. Ben kitabı bayağı ortaokul yıllarında falan okumuştum ama ya yani ayrıntılar bazen yok oldu tabii aklımda. Ama genel taslak olarak bayağı sadık görünüyor. Tam kitabın ortasında falan kesmişler hatta. Ben normalde hani kitabıyla falan böyle yorumlar yapıyorum da hiçbir kitabını okumadım Dune'un. O konuda yalan söylemeyeceğim. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'ni de okumamıştım yani izlediğimde şeyi. Fakat ben daha çok şey üzerinden gideceğim. Tabii roman okumadığım için kıyas olarak David Lynch'in 84 yapımı filmi üzerinden gideceğim. O zamanlar zaten şey yani Lynch'in filmine başarısızlık gözüyle bakılıyor zaten. Sevenler de var. Fakat onun haricinde yapımcıların çektirtmediği bir filmdi. Normal Dune 135 dakika film. Ben daha sonra merak edip o Extended Cut'ını da izledim. 3 saat. Ya şey o. Benzetmiyor musun onu? O versiyon sanki bu Tim Burton'ın da Batman'i gibi, böyle daha böyle çizgi romandan çıkma, daha parıl parıl, rengarenk. Çok iyi noktaya parmak bastın. Bahsedecektim. Hı-hı. Hatta unutabilirdim, hatırlattın. Şimdi internette dolaşan bir görsel var. Diyor ki işte Lynch'in Dune'un kostümleri karşına çıkmıştır illaki. Hı hı. Bir o kostümlere bak, bir Villeneuve'ünkine bak diye. Villeneuve'ünkiler böyle dümdüz, ruhsuz. Ondakiler böyle işte şırıl şırıl böyle. O işte Burton Dune'u. Bu Nolan sonrası o karanlık şeyi takip eden bir Dune. Yani... Ya çünkü 90'ların, evet. 80'lerin sonu, 90'ların başında hep bu vizyon ortadaydı. Böyle daha parıl parıl, daha şaşalı görüntüler, daha böyle rüküş kıyafetlerin ortaya, hı-hı, çıktığı bir düzen hakimdi. Öyle bir tasarımlarda bulundu. Sonrasında Dark Knight sonrasında bütün sinema, bütün edebiyat uyarlamaları, her şeye yansıdı bu. Karanlık uyarlamalar, daha gerçekçi, daha böyle pis, kirli tasarımlar karşımıza çıktı. Çünkü gerçekte olan bunlar. Öyle. Her şeyde yön verdi zaten. Şu an yeni Batman'in fragmanına baktık, karanlığı. Daha sonra Bond'un falan, işte Bourne serisi falan, o gerçekçi aksiyona dönülmesi, hepsinin bir getirisi oldu. Artık daha karanlık filmler, o Joel Schumacher'in karnavala çevirdiği Batman'ler değildi. Böyle bir şey dünya hakim ve Dune'da tamamen onun üzerine kurmuş. Ya bence Dune üzerine söylemeyecek ilk, hatta böyle tartışmasız bir şey var. İnanılmaz bir görsel dünya yaratılmış. Yani çok iyi tasarımlar var, çok iyi görsel efektlerle zenginleştirilmiş bir dünya karşımıza çıkıyor. Ya efektleri vesaireleri gerçekten kusursuz yaratıldığını söyleyebilirim. Ya olacağı belliydi. Şimdi bunu tabii ki çok önemli bir şey. Başarması şu açıdan zor olmaması gerekti. Şimdi Lynch'in filmi ve daha önce dizi gibi bir şey de yapılmış. Birkaç bölümü daha vardı onun. Eski yerde 80'lerde ki filmlerdeki görsel efektler çok kötü. En azından Lynch'inkine bakar. Şimdi ciddi bir şey çekiyorsun, bir evren kuruyorsun. Ha, o zaman tabii imkan yok, imkan var. Onlar ayrı bir şey de. Çok gülünç görsel efektleri var Dune'un. Mesela bunda da hatırlarsan sahnede kalkanları var. Hı hı. Kalkan mesela bunda aslında hiç öyle görsel açıdan abartısız bir şey yapmışlar. Yapıyorlar. Mavi bir elektrik efekti gibi bir şey görüyorlar. Orijinalinde
böyle bir fanus gibi bir şeyin içine giriyor karakter. Çok böyle komik duruyor Lynch'in filminde. Hani onu günümüze göre görsel dünyasını daha gerçekçi, daha ciddi ayarlamış. Ya ki, bir de orijinal kitapta aslında daha karanlık evet. bir dünya tasviri var. O yüzden aslında Villeneuve'in yarattığı bu dünya da ona bayağı benzeşiyorlar. İkisi de bayağı karanlık ve puslu bir dünya. Evet. Zaten şeyi burada yani filme katkıları, rötuşları mesela aslında çok çekici bir dünyası var. Farklı kraliyetler, işte Harkonnenler, Atreidesler ve Burton dediğimiz olay. Lynch'in filmine baktığında Harkonnenler o kadar abartılı ki hem oyunculuk olarak hem tip olarak böyle Harkonnen uçup böyle. Kötü adamı gibi. Evet. Burada ne kadar karanlık ve ciddi yani Skarsgård'ın sunduğu. Güzel kurmuş ama benim temel itirazımı söyleyeceğim. Şimdi Lynch'in filmi 2,5 saatlik bir filmdi. Bu Dune'un Part 1, Part 2 olacağı söylendi. Lakin filmi ikiye bölmüşler. Bu film de 2,5 saat ve Lynch'in filminde anlatılanın yarısı kadarını anlatıyor. Orada bitiyor Pat diye. Şimdi dolayısıyla ne bekliyorsun bunu yaparken? Hani filmdeki işte daha geniş bir şeyler eklemesi lazım değil mi? 2,5 saate karakterler mesela orada pat küt geçiyordu. Lynch'in filminde daha detayına inmiştir. Açılımlar dramatik diyorsun ama baktığında yok. Yani sadece Jason Momoa'nın karakterini çok daha fazla üzerine düşürmüş burada. Orada herhangi bir önemi olmayan bir karakter ama ben kitabı okuyan arkadaşlarım da bana hep şey dedi yani. En önemli karakterlerden biri Duncan dedi. Lynch'in filminde yok gibi bir şey Duncan. Burada daha üzerinde durmuş. Aslında bu Star Wars'larda izlediğimiz o karakterin örnek aldığı kişi gibi. Ya birazcık şey gibi de düşünebiliriz. Tom Bombadil karakteri vardır Lord of the Rings'te. Evet. Mesela o karakter de çıktığı için bayağı Lord of the Rings hayranları bayağı tepki göstermişlerdi. Duncan karakteri de birazcık aslında ilk Lynch'te öyle bir karakterdi. Bu yüzden de insanlar linç ettiler o filmi. Kötü espriler. Şeyler çok söyleniyor. Karakterlerle o kadar seni coşturacak, bağ kuracak karakterler olmadığı hakkında. Aslında şöyle bakarsak, yine Yüzük Kardeşi izlediğimizi farz edelim. Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakterlerle daha kolay kurulabiliyordu. Tonu da gereği aslında biraz var. Mesafe var bence yönetmenlikte. Yani oyuncu şeylerine karşı herhangi bir seni peşinden sürükleyecek bir karakter yok gibi bence. Ya bir de Villeneuve birazcık şey yaratmaya çalışmış. Böyle daha karizmatik karakterler, daha böyle tarzları olan ve insanlardan uzak durduğu. Hatta bunların bu kesimin biraz kast olarak üst sınıf olduğunu da göstermeye çalışmışlar bu açıdan. Bunlar gerçekten imparatorlar ve halka biraz mesafeliler öngörüsünde eklemek istemiş bence. Bu yüzden birazcık empatiden yoksun gibi bir görüntü çizmiş. Uzun tutmuş yani bölümü bir sonrakine bağlayacağı için ben hala şey düşünüyorum yani ikinci filmle beraber de ikisini bağladığımızda bir bütün olarak izlediğimde gücü çok daha artacak bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü işin aslında şimdi blockbuster olduğunu düşünürsek bu kadar yüksek paralar harcanan bir şeyde işin daha aksiyonel tarafı aslında ikinci bölümde. Şimdi değişikliklerini o yüzden çok güçlü bulmadım. Mesela sürekli burada bahsettikleri imparator. Bu filmde hiçbir kere bile görmedik değil mi? İmparator yoktu. Lynch'in filminde imparator en başından itibaren var ve çok sık ekran görüntüsüne sahip. Yani onu büyük ihtimal ikinci bölüme bıraktılar. Bir oyuncu seçecekler ama yani ikinci bölümü o zaman çok epik. Yani iki kule gibi bir şey bekliyorum. Öyle yapmasını. Eğer imparatoru sonradan sokacaksa. Bir de burada Harkonnenler çok az gözüküyor. Farkındaysan. Mesela orijinal filmde çok karizmatik bir karakter var aslında. Sting'in oynadığı. O karakter daha bir ilk bölümde yok. Burada. Yani. Gerçi orada Sting'in seçimi de biraz. Ama tip olarak öyleydi. Böyle ben o kareyle hatırlıyorum. Paul Atreides'le dövüştükleri sahnenin görselini koyarlar hep genelde. Evet. Dune'un temel sorunu şu. Mesela iki filmi bir anda çekip sonrasını aralıklarla verselerdi belki daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum ama daha çok böyle ilk filmi yapalım sonrasında ne olacak görelim stratejisi uyguladılar. Ben şimdilik şey düşünmüyorum. Mesela film kitap 6 ya da 7 kitap galiba. Hani o kadar serinin zaten gideceğini düşünmüyorum. Önce bir üçleme olarak planlayacaklar. Çok şey olursa belki daha sonra Yüzüklerin Efendisi Hobbit gibi 3 film daha şey yaparlar ama o kadar gideceğini zannetmiyorum. Çünkü ben aslında daha riskli bir şey bekliyordum. Mesela Blade Runner 2049 görsel vizyonu ve ses tasarımı yine baktığın zaman çok daha
yönetmenin risklerini içeren bir yapımdı. Baktığında mesela o kadar yüksek bütçe, o kadar görüntülere rağmen çok sessiz anları vardır Blade Runner'ın. Uzun süre diyalog yoktur. Hı hı. Çok yavaş yavaş ağır ağır ilerler. Aksiyonu çok azdır. Hani bu kadar pahalı bir filme. Burada onu pek görmedim. Daha aslında kurallarına göre oynamış bir Villeneuve gibi gördüm. Ya öyle diyorsun ama ben de mesela aksiyonun aslında o kadar da çok fazla olduğunu düşünmüyorum bu filmde. Dune'da mı? Dune'da evet. Ya atıyorum film 2,5 saatse bayağı yarım saatinde aksiyon varmış gibi geldi bana. Hı. Yani çünkü böyle atıyorum solucandan kaçış sahneleri falan o tip şeyler bana çok aksiyon gibi gelmiyor. Daha böyle savaş sahneleri falan vesaire az kullanılmış. Çok Kerem'in, fazla yok. Kerem'in mekanik ağır temposuna katılıyor musun peki? Ya katılmıyorum. Daha olgun bir ilerleyişi var. Acelesi olmayan bir şey var. Çünkü şey demiş, iki filmimiz var zaten. Bunu böyle anlaştık. Hı hı. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Bir girişi daha böyle temellerini oturtturarak gidelim demişler. Bir de insanlar mesela şey diyorlar, felsefik yanı falan yok. Çok fazla dümdüz anlatılmış bir hikaye diyorlar. Ama o felsefik yanını göremiyoruz. Çünkü her şey böyle sır gibi ilerlediği için, bir gizem unsurları ortaya koyulduğu için aslında çok da anlayamayacağız. Bütününü görmeden bir şey diyemiyorsun o yüzden. Bütününü görmek lazım biraz. Yani eminim ki o felsefik yanı kitaplarda daha çok öne çıkıyordur. Hani yansıtılırken bilmiyorum. Lynch'ten de öyle bir şey bekleniyordu ama burada en temel şey aslında şeyde anlıyorsun. Jodorowsky'dan belgeseli. Hı hı. Orada Jodorowsky o kadar güzel anlatıyor ki yani filmin şeyini ve yapmak istediği şeyleri. Onun aslında yapmak istediği radikal şeyler Dune'da yer almayan şeyler. O yüzden Jodorowsky'ye laf söyleyenler de oluyor. Diyor Dune'u bambaşka bir şeye çevirecekmiş. Zaten filmde diyor ya bu artık diyor benim eserim oldu diyor. Hmm. Yani çok radikal şeyler planlamış. Keşke o tarz radikal şeyleri Villeneuve resminden de senaryosunda da görebilseydim diyorum ben. Ama büyük ihtimal Warner Bros. Olsun. Yani şey planladılar. Sonuçta bir Dune'un hayranları var. Hı-hı. Bir de Villeneuve hayranları var. Bu ikisini toplayıp oradan gişeyi toplayıp ilerleriz diye düşündüler. Zaten film Avrupa'da inanılmaz gişe yapmış duyduğuma göre. Şu an bilmiyorum. Gişesini takip etmedim ama ben hala yani yüksek bir şey yapacaktır da çok yüksek yapacağını düşünmüyorum şimdilik ilk filmle. Yani pazarlamasını güzel yapabilirler de böyle ne bileyim ne kadarlık bir gişe bekliyoruz onu da bilmiyorum. Ya genelde 2-3 katını bekliyorlar bütçesini. Evet. Öyle yani. Yani bunun bütçesi ne kadar? 300 mü? Bilmiyorum. Yani 200-300 ise işte 900-600 falan bekliyorlar bütçeye göre. Yani 900 falan işte yapacağını düşünmüyorum. Yaparsa da nasıl yaptı demem. Mesela geçen haberde gördük Squid Game. Netflix 20 milyon dolara çekilmiş. 900 milyon dolar hasılat yapmış şu an. O kadar yapacağını zannetmem yani. Evet Netflix orada direkt riske girmeden şey yarışmalarda yarışmadan parasını almış. Mesela ben filme baktığımda karakterlerin çoğu yerine oturuyor. Gayet sırıtmıyor karakterler. Benim öne çıktığını düşündüğüm iki tane isim var. Birisi Rebecca Ferguson'un karakteri. Bence çok karizmatik, iyi bir karakter yaratmışlar orada. Ötekisi de yani çok fazla yer almıyor ama Javier Bardem inanılmaz bir aurayla böyle bir anda karizmatik bir şekilde filme girip o oynadığı sahnelerde rol çalan bir karakter haline gelmiş. Onların ikisini çok beğendim. Bardem'i çok kısa tutmuşlar. Bir de filmde afişte bayağı en aşağıda ama en önde yer alıyor. Hani böyle çok şeyi varmış gibi. Bir de ikinci filmde Bardem'i daha çok göreceğiz muhtemelen. Büyük ihtimal öyle olacaktır. Kadrodan genellikle benim hiçbir sıkıntım yok. Yani Timothée Chalamet'i pek sevmememe rağmen Chalamet'le de bir sıkıntım yok. Kadroyu sevdim ensemble olarak. Okey. Yani hiçbir şekilde hani Oscar adaylığı ya da şey sürecinde hiç kimse oyunculuk olarak aday olmayacaktır. Ama bu bir klasik zaten. Yani baktığı zaman bir Yüzüklerin Efendisi'nde Ian McKellen vardı işte ilk filmde. Genelde böyle filmlerde teknik alır. Görseller, ses tasarımları, adaylıklar bunlar. Yani epik müzikler, Hans Zimmer. Ne diyorsun? Ya aslında olması gereken sonuçta bu biraz arabik, daha böyle doğa ezgileri taşıyan bir fantastik dünya olduğu için yani bu müzikleri kullanmasını çok doğal karşılıyorum. Çöl varsa bu müziklerin, bu ahıt gibi müziklerin olması gerekiyor ki Hans Zimmer de bunu yapmış. Ya film boyunca çok mu fazla diyoruz ama bakın diğer Hollywood filmlerine, Tenet'e bakın, ne bileyim işte Matrix'e bakın, hepsinde böyle ama. Filmlerin bütün tamamının skoru, film skoru olarak baştan sona müzikler susmaz yani. Epik müzik yapıyorsun yani orada sen o orkestrayla bunu yaparken çıkıp Villeneuve'de Hans'cığım çok epik oldu biraz demiyor ya onu zaten sonrasında biraz karar veriyor. Biraz festival sinemasına. Evet, evet biraz daha minimal falan. Hayır coşturacaksın yani. Aslan Kral'dan beri bu böyledir.
Zimmer yani bu. Neyse, görüntü yönetimi ben seviyorum Greg Fraser'ı, fakat görsel efektle de şey olarak aslında bir Roger Dickens gücü yok bence Blade Runner'daki gibi. Yani o zaten bambaşka bir seviye ama temiz görüntüler var. Hani oha şahane bir sinematografi, bilmiyorum. Ya zaten görsel dili aslında görsel efektler oluşturuyor bu filmde. Evet. Yani çoğunlukla görüntü yönetimi olarak böyle çok aşırı beğenebileceğimiz bir görüntü yönetimi yok. Hatta bu Oscar'larda da Dune'un aday olmasını bekliyoruz görüntü yönetimi dalında. Ki rakiplerine bakıyorum, Tragedy of Macbeth o görüntülerle bayağı üst düzey. O Bruno Delbonel mesela, evet, en sevdiğim görüntü yönetmenlerinden biri. O da hak etti zaten şimdiye kadar, alması evet, gerekiyordu aslında. Onun daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dün biraz daha geride kaldı o konuda. Ya zaten baktığınızda böyle birkaç tane tahmin gördüm böyle Oscar ödül sezonu tahminlerinde. Dün bayağı 8 tane dalın favorisi olarak gözüküyor. Özellikle teknik dallarda, uyarlama senaryoda. Sonra atıyorum işte kostümüymüş de, İşte makyajıymış, bilmem nesiymiş, hepsinde aday neredeyse. Hans Zimmer'de mesela o kadar dalga geçilen müzikleri aslında şu an favorisi gözüküyor. Yani 8 dedin işte şey, yani aslında eğer şu an emin değilim, biraz iddialı konuşmak istemiyorum da, film ve yönetmene aday olursa onu bulur. Yani onun haricinde evet 8'lerde falan. Yani 9 olur, 9 çıkar gibi geliyor bana. 2020'lere baktığımızda Dune bir üçleme olduğunda bunun ne gibi konumlarsın? Mesela yeni neslin Star Wars'u mu? Yüzüklerin Efendisi mi? Bir şeyi mi? Ya birazcık aslında Star Wars'a benzetiyorum. Yani böyle seçilmiş adam, yükselecek adam olarak. Mesih anlatısı da var sonuçta, evet, baktığın zaman. Yani imparatorluklar, galaksiler, hanedanlar, seçilmiş insan, inanç, bir sürü çekecek izleyiciyi tema var. Ve görsel açıdan da bunu bayağı doyurucu bir oyuncu kadrosu olarak da iyi bir kadroyla yaptığın zaman işlemeyecek bir şey yok. Ama baktığınızda zaten belli unsurlar üzerine oturtulmuş hep böyle. İşte kehanetmiş, yok seçilmiş karaktermiş. Hı hı. İşte mesela Matrix'te de olduğu gibi aslında inanmıyor başta. Herkes kimse inanmadığı bir karakter. Sonrasında coşarak yükselişini falan görüyoruz. Ya aslında her şey çok klişe ama bu sonuçta ta ne zamanın eseri olduğu için o dönemin konseptlerinde aynı şekilde ilerliyor. Dün o yüzden bence başarılı bir şekilde aktarmış bunu. Ben ilk filmde açıkçası beklentimi karşıladı yani. Mesela puanlamamız gerekse ben 10 üzerinden 8 veririm. Ben de 10 üzerinden 8 veririm ama ben beklentimi o kadar karşılamadı. Hep geçen de böyle bir filmde olmuştuk. Birimiz Bond. 7 vermiştik galiba ikimiz de. Sen okeydin, ben biraz şeylerim vardı. Ama sen şey yüzünden, senin beklentilerin 9-10 yılın en büyük filmi falan, ki çoğu kişi için de aslında yılın en büyük filmi olacaktır. Öyle düşünüyordum. Öyle olmadı. Şu an yıl sonu listesi yaptığımda bir numaramda Dune olmayacağına eminim. Ama onun en büyük nedeni de bence yarıda kesilmesi. Tamamen böyle çak diye yarıda kesilmesi. Ondan bahsedelim. Evet. Çünkü filme gittiğinde yurt dışı yorumlarını da görmüştüm. İlk hani yarım kalmıştık hissi. Dedim hani zaten olur, abartıyorlar diye düşündüm. Film öyle bir yerde bitti ki inanılmaz yarım kalmış hissettim yani. Böyle o da beklentimi şey yaptı. Hayır dedim, hani izlemeliyiz şu an. Devam etmeli. Öyle bir yerde bitiyor. O ya bir de çünkü aksiyonun böyle tansiyonun yükseldiği bir anda aniden bitiyor, kesiliyor işte. Ya bununla dalgada geçenler olacaktır. Çünkü gördüm bir iki yorumda. Dizi bölümü sonu gibi. Evet, diziler böyle bitiyor. Yani. Onu ben de düşündüm canım. Artık birazcık aslında ona da oynamış olabilirler. Sonuçta artık insanlar dizi izlemeye alıştı. Filmleri biraz ikinci plana atmaya başladılar. Birazcık seyirciyi de böyle peşinden sürüklemek için böyle bir finalle bitirip diğer film için merakı arttırmak için bunu uygulamış olabilirler. En sonunda yine başa dönüyoruz. Benim ilk başladığım şeyi tekrar söyleyeceğim. Yani bu seri olarak giden filmleri aslında bir anda çekip sonrasında çok fazla aralık vermeden seyirci karşısına sunmak daha hem akılda kalıcı oluyor, hem işte bu oyuncuların yaşları fazla artmadan onları seride devam ettirmesi açısından da çok önemli bir şekilde yer alınıyor. Bir de ne kadar şey yapacaklarına bağlı. Şimdi Villeneuve filmografisi çok özel bir yönetmen. Baktığın zaman bambaşka şeylere giderken, şimdi eğer Dune'a girişecekse bayağı uzun yıllarını 3 filmlik bir seriye yani ayırmış olacak. George Lucas gibi mesela büyük bir potansiyelken bir anda Star Wars kurucusu haline gelmesi ben şimdi, çok hoşuma gidecek bir şey değil. Evet. Yani Peter Jackson 3'ünü de mesela çekti. Hatta sonra diğer 6 film çekti. Ama mesela şimdi büyük ihtimal Villeneuve
ikinciyi çekecektir ama üçüncüyü mesela başka yönetmene paslayacaklar mı? Bence Harry Potter gibi olacak yani. İlk ikiyi çekip sonrasında diğer yıldız yönetmenlere, parlayan yönetmenlere. Çünkü uzun ve yorucu bir süreç. Diğer başka bir şey çekmeyip komple artık blockbuster yönetmeni olması bir şey olacak ve sesler çıkacak. Ya artık Villeneuve bir Enemy çeksin, Prisoners çeksin, Arrival çeksin, anlıyor musun? Bu arada şeyi söylemeyi unuttum, onu da söyleyeyim de öyle kapatalım. Bence seslerin, ses tasarımı çok iyi filmin. Evet. Yani atıyorum bunu evde çok iyi bir ses sisteminiz yoksa, böyle hoparlörleriniz, Dolby Atmos şeyleriniz yoksa yani bayağı hissedemezsiniz. Çünkü ses kontrolü acayip iyi yani, böyle bir anda sessizleşiyor, bir anda içten konuşan iç görüsünü falan böyle karşımıza çıkartan ses tonlamaları falan. Ya enfes bir ses tasarım var. Bu sene mesela ben tartışmasız ses Oscar'ını alacağını düşünüyorum. En garanti dal o bence de şu an. Oscar'ın sahibi kesin sesti yani. Yani evet. O yüzden sinemada gitmenizi ben tercih ediyorum. Çünkü bu tip filmlerle sinema yaşayacaktır. Ve sinemayı ayakta tutan bu tip filmler, evde izleyip çok da rezil etmeyin diye tavsiyede bulunacağım. Öyle bitirmeden şeyi demek istiyorum. Seni ettim bilmiyorum. IMAX izleyemiyorsunuz tam olarak. Yani IMAX izleyecekseniz IMAX 3 boyutlu izlemek zorundasınız. Öyle bir şey getirmişler. Yani Christopher Nolan olsaydı yönetmeni öyle bir şey olmayacaktı eminim. Çünkü kesinlikle getirtilmiyor. Ama bunda zorunluluk var. Ben kişisel olarak izlerken çok rahatsız oldum gözlükten. Çünkü artık herkes maske takıyor. Eğer maskeyi çıkarmadan izleyecekseniz gözlük bayağı şey oluyor, kabarcık oluyor, buharlaşıyor. Onu sileyim. Odaklanmaya çalışıyorum. Tamamına odaklanamıyorum. Yani bir de şey, 3 boyutlu gözlük aslında karanlıklaştırıyor. Görüntüyü karanlıklaştırıyor. Tabii çıkar. Ara ara çıkardım mesela. Bazı yerlerde hani yine net kalıyor da sonra bozuluyor ya. Çok yordu izlerken ve alacağım görsel zevki biraz düşürdü. Ama gidip de bunu normal sinemada 2D'de izleyin de demek istemiyorum. Yani o artık kişinin kararına bağlı. Ya bir de şöyle bir şey var. 3D. 2 boyutlu izlemek için 3D gözlük takıyoruz. Böyle bir şey görmedim yani. Hani 3D sahneler olur, bir şeyler olur. Hiç öyle bir şeyler yok yani. Çok gereksiz. Yani bir işte canavar için. Canavar da aslında 3D değil o kadar ya. Evet. Bayağı görüntüyü arkaya atmışlar. Öbürküsünü öne çıkarmışlar. Bu 3D değil. Evet. James Cameron'a selamlarımızı gönderiyoruz. Ya Avatar yüzünden mi? O çıkardı. Başımıza o sardı bu bela ya. O zaman size şunu sorayım. Dün hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmi izlediyseniz yorumlar bölümüne bunu yazın. Kitapla karşılaştırmak isterseniz onu da karşılaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz çünkü bizim için çok önemli. Yorumlarınızla bu videoyu daha çok ön plana çıkartabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.